Hükümet Tetikçileri ve Dink Cinayeti Hrant Dink cinayetini kendi emelleri için kullanma çabasında hükümet tetikçilerden istifade ediyor. Amaç cinayeti aydınlatmaktan ziyade bu suikasti cemaatin üzerine yıkmak. İlk günden itibaren Dink cinayetinden ekmek yiyen bir gazeteci var. Bu gazeteci suikast ilgili bir kitap yazdı ve baş sorumlu olarak Ali Fuat Yılmazer'i gösterdi. Zaten gazetedeki yazılarında da Yılmazer'i cemaatin polisteki imamı olarak takdim ediyordu. Bu bilgiyi de Hanefi Avcı'dan duyduğunu söylemişti. Elinde başka hiçbir delili yoktu. Ali Fuat Yılmazer Hanefi Avcı'ya dava açtı. Mahkemede Avcı kendisinin Yılmazer için cemaatin imamı demedi diyene açıkladı. Böylece gazeteci ortada kaldı. Bir derin devlet operasyonunu tek bir kişiye yüklemek aslında Ergenekonvari yapıları da aklamak anlamına gelir. Hanefi Avcı da böyle bir hataya düşmüş. Haliç'te yaşayan Simonlar kitabının birinci bölümünde Ergenekon'un varlığına inandığını söylemekle birlikte, ikinci bölümde Hrant Dink cinayetini Ergenekon'un işlediğine kimse beni inandıramaz demişti. Öyleyse bir başka fail bulmak gerekirdi. Cemaat. Hrant Dink öldürüldüğünde kimsenin aklına cemaati suçlamak gelmemişti. Sadece Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunda İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ismi soruşturulması gerekenler arasında yer alıyordu. Yılmazer'in cemaatçi olduğuna ilişkin iddia ise Ergenekon operasyonlarının ilk dalgaları ile birlikte Meşrebi herkesçe Malum Doğu Perinçey'in Aydınlık gazetesinde çıktı. Ergenekon'un peşine düşen Yılmaz Er'i itibarsızlaştırmak amacıyla bu yakıştırma yapıldı. Hanefi Avcı da polis teşkilatı içindeki rekabette aynı iddiaya sarıldı. Sonra 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları gündeme geldi her şey alt üst oldu. Ergenekoncularla hırsızlar el ele tutuştu. Bu defa Dink suikastinde Ali Fuat Yılmazer'in tek başına bir fert olarak değil, paralel örgütün bir mensubu sıfatıyla rol aldığı ileri sürülmeye başlandı. Bu noktada eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun'un ve Ergenekon sanığı İlker Başbuğ'un önemli katkıları var. Başbuğ, paralel yapı Hrant Dink cinayeti çözülürse deşifre edilebilir diye konuştu. Sabri uzunsa Ergenekon operasyonunu başlatmak için Ali Fuat Yılmazer'in C şubesinden İstanbul İstihbarat Şubesi'ne atanması gerekiyordu. Dink cinayetine yol verilerek bu sağlandı dedi. Nazlı Ilıcak yazısına devam ediyor. O kadar ters bir mantık kuruluyordu ki sanki bir kamu görevlisini bir yere atamak için birinin öldürülmesi gerekiyordu. Madem istihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek de iddiaya göre cemaatçiydi. Cinayete başvurmadan Ali Fuat Yılmaz'ı İstanbul'a atayamaz mıydı? Kaldı ki Hrant Dink daha öldürülmeden Ak Yürek İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'i değiştirmek istiyordu. Kendisini cinayetten bir hafta kadar önce Ankara'ya davet etmişti. Özellikle Danıştay saldırısı sonrasında Ahmet İlhan Güler'in derin kadrolarla irtibatı olduğu kanaatine varmış. Bu yüzden onu daha pasif bir göreve İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne göndermeyi planlamıştı. Ahmet İlhan Güler'in yerine ise o sırada Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nü yürüten Muharrem Durmaz gelecekti. Hesapta Ali Fuat Yılmazer yoktu. 19 Ocak 2007'de Hrant Dink suikaste uğradı, hayatını kaybetti. İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ihmali dolayısıyla birinci derecede sorumlu görüldü. Hemen görevden alındı. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Danıştay cinayeti dincilerin üzerine yıkılmaya çalışılırken arkasında aslında arka planda ulusalcı, kemalist, layık bir yapının olduğunu tespit eden ve çalışmaları bu istikamette yürüten Ali Fuat Yılmazer'i başarılı buldu. Onun İstanbul'a boşalan makama atanmasını uygun gördü. Yılmazer buna direndi zira İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler zihniyetindeydi ve siyasi vesayetin hoşuna gitmeyecek adımların atılmasına karşıydı. Nitekim Danıştay cinayetini de Ahmet İlhan Güler'le birlikte Salih Kunter adında bir yaşlı din adamına yüklemeye çalışmışlardı. Bu davranış askerin vermek istediği irtica hortladı mesajına uygundu. Ali Fuat Yılmazer'in İstanbul'a gitmeyi istememesi üzerine Celalettin Cerrah Ankara'ya davet edildi ve kendisinden Yılmazer'le uyumlu çalışacağının sözü alındı. Bütün bunlar İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun ısrarı yüzünden gerçekleşti şimdi tutuyor, Yılmaz Er'in atanması için Hrant Dink cinayetine yol verildiğine inanmamızı bekliyorsunuz, diyor Özgür Düşünce Gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak.